Bugünkü mavzumuz bədii təhlil yönəlişləri deyib ataladı. Bunda əvvəl bugünkü mavzunun mahiyyətiyə yetib varmaq və onun əhəmiyyətini düşünmək üçün yönəliş, təhlil yönəlişi deyilən düşüncənin mahiyyətini ile olur. Nimanı anlatadı, nimanı bildiradı degen savallar ve cevap veriş, korunup görüş gerek buladı. Bedi metinden örgünlüyetken, bedi eserden eserinin kayısı cihetine köprak itibar karatış kerekliği bu bədi təhlilinin yönəlişi deyilən düşüncəni eylətdir. Yəni, mənə köpüncə həmmə bədi əsəri oxuyur, köpçülük. Bədi əsəri oxuş üçün özü filologiya fakültetini bitirgən boruş yapımda oxuş şərtənməz. Umumən, heç qəndəy oxu yurtunu bitirməkəni qalda gayet köp oxuyurgan san-sanaqsız adamlar var. Ləkin, profesyonel oxurman, yani filolog okurman, filolog mutahassıs bədi əsərinin şunçaki muhlisi, şunçaki okurmanı yemez, belki ondan nemanıdır kıdırıp, nemanıdır topuşunu bu dəstən çıxaydıgan mutahassıs buluşu gerek. Ve şunun için hem onlar müayyen müddət deyilik bana, bakalavr olsa 4 yıl, magistr olsa 6 yıl, oxtuladı ki, bədii əsərini şunçaki oxutmasın, bəlkə onun zəmirində qanday fikirlər, qanday mənalar, qanday xüsusiyyətlər yotkanlığını görə bilsin. Bu şu mənada köpüncə tələbələrə bu ya ki bu əsərini təhlil qılın desə, nəməsini təhlil qılmaq ikən deyə qınalıb qaladı. Mən bədii əsərini adı okurmaya olsan, ha, bana bu eser beni yoktu. Yok ki, bu eser beni yokmadı, dedi, yoktu, dedi. Bu zaman ihtiyat kılıp takla koyadı, yokmasa at burada koyadı, tamam. Lekin filolog, yokmadan bu şey yokmadan sebebi, yoktan bu şey yokkanının amıllarını kursatı veriş gerek. Lekin bu kursatı veriş. Den, ne mekep birlemci itibar karatış gerek, degen yondaşın terzi, təhlil yönəlişi deyən düşüncəni anlatadı. Təhlil yönəlişi hazır indi bizim özümüzün qıdırışlarımız, oşa Taranovsova həm də Babilyovlarının qaraşlarından kelib çıxıra deyən bu səhər təhlil 6 yönəlişdə, bədii əsərinin təhlili 6 yönəlişdə əməliyə başarılışı malum olandı. Yəni, birinci yönəlişini tipologik yönəliş, ikincisini, keyincisini genetik yönəliş, keyincisini psixologik yönəliş, ondan keyincisini funksional yönəliş, ondan keyincisini fəlsəfi yönəliş və nəhayət altıncısını lingvistik ya ki semiotik yönəliş deyib atash mümkün burada. Aslında bu yönelişler bunlardan bu altta dönem göre köprak ve hılmaqlıdır. Lekin biz bana şu altı yönelişinin birinden faydalanan halde bədi əsərge yandaşılsa hem bədi əsərinin hem mahiyyeti hem kıymeti malum derecede ayanlaşadı degen yandaşıdan gelip çıkıp bana şu altı yönelişini kursatış kifayetledi deyip oynayınız. Şimdi bana şu aziz sana bütülgen yönelişlerinin her biriyle has hususiyetler hakkında birma bir tohtaramız. Bədi əsərge genetik bədi əsərini genetik yönelişte tepçiriş degende örgənilətkən tətqiq edilməkçi bolgan əsərinin yüzəgə keliş tərzi, yüzəgə keliş amılı, onun özüqə xas cihətləri, variantları, onda yüz tükən özgərişlər,
singari türlü tuman savollarga cevap izleş nuqtayi nazaridan badiiy asar tekshirilsa bu badiiy asarning genetik yo'nalishda tahlil qilinishi deyiladi. Bunda endi tushunarliroq bo'lish uchun Sarvar Azimovning Hamidolim o'rgullaganda she'rining dunyoga kelish tarzi sababi haqidagi tadqiqoti shu bizning genetik yo'nalishdagi tahlil haqidagi qarashlarimizning yaxshi ifodasi bo'ladi. Endi 38-yilda Hamid Olimjon yozuvchilar uyushmasining mas'ul kotibi, endi hozirgi raisday yozuvchilar uyushmasining boshlig'i bo'ladi. Shu, demak, 39-yilning boshlaridan ko'plarning kunlarining birida Olmaotaga konferensiyaga chaqirildi. Bu vaqtda Toshkentda endi bu Sarvar Azimovning o'tgan gün o'rib gullaganda she'rining tug'ilishi degan maqolasida tekshirilyapti, yozilyapti. O'sha aprel oyi mart oyining oxiri shekilli da Toshkentda kunlar issiq. Shuning uchun Hamid Olimjon Toshkentning havosiga mos yengilgina kiyinib ketgan bo'ladi. Olmaotaga borsa, Olmaotada qor, sovuq. Endi o zamanlar hali mamlakat ham boy emas, binobarin shoir yozuvchilar ham boy emas. Shu endi darrov ustiga bir qalinroq bo'lsa ololmaydi, juda azob chekadi. Necha kun agar o'sha kompaniyasi davom etgan bo'lsa, juda sovqotib, mazasi qochib, tumovlab uyiga qaytib keladi. Qaytib kelsa Toshkentda shu o'riklar, daraxtlar uyg'ongan, maysalar ko'kargan, qay shu kechasi yotadi. Bir taraf turib qarasa derazasining tagida bir tupgina o'rik chindiram barq urib yoppasiga gullab yotibdi va birdaniga derazamning tagida bir tup o'rik oppoq bo'lib gulladi degan satrlar xayoliga quyilib kiradi va tezda qog'ozga stolga qog'oz olib yugurib chopib borib o'sha misralarni tushiradi va bu narsa ya'ni u yoki bu asarning tug'ilish jarayoni haqidagi bu qarash bitiklarning nima sababdan aynan ana shunday yozilganini ilg'ashga imkon beradi. Bu o'qirman uchun ham bir qadar qiziq bo'ladi. Yoki Said Ahmadning Said Ahmad tomonidan G'afurulloning Vaqt she'rining yozilishi haqida, Sog'inish she'rining yozilishi haqidagi xotiralar ham ana shu genetik tahlilning o'ziga xos turi deyish mumkin. Endi garchi Said Ahmad o'zini adabiyot shunosi deb hisoblamasa ham, lekin uning xotiralari o'z-o'zidan genetik tahlilning unsurlarini o'zida tashiydi. Deylik, Sog'inish she'rindagi yozib bo'ldi, o'qildi. Endi dahshatli go'zal she'r endi o'zbek she'riyatida bunday baland she'rlar juda ham ko'p emas. Bu dunyo she'riyatida ham zo'r karvon yo'lida yetim bo'tadik, intizor ko'zlarda halqa halqa yosh, eng kichik zarradan Yupitergacha o'zing murabbiysan, xabar ber quyosh. Yo'qolgan bir kiprik abad yo'qolmas, uzilgan bir kiprik abad yo'qolmas. Shunchalar mustahkam xonai qurishing bugun qonda kezar. Ertangi nafas bugun sabza bo'ldi, qishdagi umid deb ketadigan she'r. She'r endi chindan ham nihoyatda o'zi shoir yozmayman, bo'ldi deb dedi. To'xtayverdim, men qo'ymadim. Yo' yana bir to'r qatar yozasiz, yana to'r qatar yozasiz. Kelib tugadi endi, bo'ldi deganida, xo'p. Sizning mumtoz shoirlaringizdan, shoirlardan nima eshitgan g'afur aka? Avlar bir she'rni tugatsa, Navoiy yoki Bobur deb oxirida aytib qo'yardi. Nima qilasiz? Shu narsa yo'q deb, "Oppa, qo'ymadim la'nati." Yedilar dedi keyin, quyosh falakda kezib yuribdi. Umrimiz boqiydir, umrimiz boqiy. Ha, yo'q.
hayat şarabından bir, bir kultum içey. Bir bora mayını uzat gel saqi, kuyash ku falakta kezip yuribdi, ömrümüz baqidir, ömrümüz baqi degen toqatam. Şer mükemmel bir halatga keldi. Yani bizning nazarimiz endi hay, aziz asrimizning aziz onlari degan güzel şerler, şular erkegen bu yozilgandir deb o'ylaymiz. Lekin Said Ahmad bunun qanday yuzaga kelganligini tekshiradi. Yoki Abdulla Arif'nin Yurtum Şamalı degen bir şiiri var. Hullas, şu şiir aslında Özbek Şamalı bu gerek. Ve Nasır Fazilip'e bağışlar yazılıyordu. Hani o senzurada oturan kuşağı adamlardan bir tanesi, niye Özbek Şamalı bunlar deken? Başka cedde Şamalı yok mu? Siz milletçilik ne yapıp şekilde korktardı. Ve şair bunu, Özbek Şamalı'nı yurtum şamalıga, yurtum şamalı deyip özgürtirişge ve Nasır Fazilip'e degen bağışlağını alıp taşlaşge mezbur olaydı. Bana şimdi okşar, yani şu eser bile neme keçken idi. Bana bir variantta yurtum şamalı, ikinci variantta deyip Özbek şamalı, birinci variantta Özbek şamalı, ikinci variantta yurtum şamalı. Deyip Özbekistan degen şehri var o şeydi, bir 14. mi 13. mi bende de Lenin çıktı degen, Lenin o gazeteyi görmedi. Görüp ki özünün tercihi vakti de Lenin'in oranını, Lenin o gazeteyi, Lenin gitarını alıp, başka bir gitarını almıştırdı. Demek ki şey etti o adam, ana şu cihatları konsertip etse ve yazılçının bedi yükselişi, yazılçının özüşüge kandayı amirler sebep bu geleneğine biliş noktayı nazar eden din yazıcının öz eseriyle kayta kayta ciddi münasebette buluşunu anlaş noktayı nazar eden faydalıdır ki yeniyetli yönelişte tahlil bu eserin bu kuruluşu kayaktan payda bulup kaldı degen savarga cevap verişge kul girer. Tipolojik tahlil ise tipolojik tahlilde tatqiqotchi, tahlilchi yoki sinchi o'rganayotgan badiiy asarning milliy adabiyotdagi o'xshash jihatlarini va o'xshamaydigan tomonlarini tekshiradi, deylik. Erkin Vohidovning g'azallarini tekshirar ekan, Erkin Vohidovning g'azallari Nargi başı Lütfü Navai Babur'dan tartıp yağı mukum yigece bugün, Nadir'e geçe bugün, Sabır Abdülillah'e geçe bugün devirdeki gazallarga kaç cihatları bile okşaydı? Ve kaç cihatları bile farklıydı? Tipologiyası da nime aynilik, ortaklık ve nime ayırmalı cihatlar var ikanıga itibar karatıp örgünüze, tatkı kılınsa bu tipologik yönelişteki tatqiq qilingan bo'ladi. Abdulla Oripning she'riyati Nodira Afoq va tomonidan aynan shunday pozitsiyada o'rganilgan. Abdulla Oripning she'riyati Gulbahor Ashurova tomonidan ham xuddi shunday, ya'ni ustozlardan nimalarni o'rgandi, qanday obrazlarni oldi va qanday foydalandi. Ayni vaqtda ustozlarda bu magan nimalarni şeriyat arsenaliga, şeriyat hazinasiga olib kira bildi? Abdulloyev degan savollarni, savollarga javob topmoq ilinjida mana shu olimlarning izlanishlari bor. Deylik, Sher Muhammad Omonovning Hamza lirikasida mumtoz şeriyat izlarini o'zigacha bo'lgan mumtoz şeriyat, g'azalchilik boshqa Muhammad va boshqa musaddas singari janrlarga nima oldi va nima qo'shdi degan savollarga javob topib qilingan tadqiqot bu genetik yo'nalishda amalga oshirilgan tadqiqot hisoblanadi. Keyin genetik yo'nalishda amalga oshirilgan tekshiruv natijasida badiiy tahlil natijasida
u yoki bu ijodkorning o'zidan oldingilardan nimalarni o'rganib, qanday o'rganib va ularga nimalarni qo'shganligi, qanday novatorliklar ko'rsatganligi nuqtai nazaridan shu rakursda tekshiriladi va ijodkorning milliy adabiyotdagi o'rni namoyon bo'ladi. Tipologik tekshirishda Abdulloripov mana bu tomonlarni o'rgangan ekan va mana bu jihatlar bilan u betakror ekan. Erkin Vohidov boringki g'azalchilikda Navoiy va boshqa saraflarida mana bu jihatlarni o'zlashtirgan ekan. Ayni vaqtda g'azalga g'azalchilikka tamomila mumtoz adabiyotda bo'lmagan zamon ruhini o'zining badiiy maqsadini amalga oshiradigan qator obrazlarni olib kirgan va hatto g'azalning shakli nuqtai nazaridan agar Navoiy 7 baytdan 13 baytgacha bo'ladi degan bo'lsa, Boburam shu fikrga qo'shilgan bo'lsa, o'zbegim biz uni qasida deymiz aslida g'azal, o'sha o'zbegim g'azalida u shakl nuqtai nazaridan ham chegarasini ham kengaytirganligini bilish shu anglanadiki, demak, Erkin Vohidov g'azalchilikda faqat shu shakl chegarasida qolib ketmagan ekan, balki bunga ham o'ziga xos yondashgan ekan deganga o'xshash fikr paydo qilinadiki, bu tipologik yo'nalishda amalga oshirilgan tahlilda ko'zga tashlanadi. Funksional tahlil qilishning funksional degan yo'nalishi ham bor. Ya'ni bu u yoki bu ijodkorning u yoki bu asari millatning tafakkur tarziga, millatning hayotiga qanday ta'sir qildi? Nima olib kirdi? Unda qanday o'zgarish yasadi degan nuqtai nazar bilan tekshirilsa, bu funksional tekshirish bo'ladi. Ma'lumki, funksiya degani vazifa degani, qanday vazifani bajarib qo'ydi bu deganday. Endi bu jihatdan sovet adabiyotida nihoyatda go'zal namunalar yaratilgan, chunki sovet davrida haqiqatni odamiyatning, bashariyatning yoki bir odamning dardini ifodalashda adabiyotdan boshqa yo'l yo'q edi. Gazeta yolg'on yozar edi, jurnal aldar edi, radio yolg'on gapirardi, televizor yolg'on ko'rsatardi, siyosat yolg'on edi. Faqat adabiyotgina, chinakam adiblargina xalqning dardini turli yo'sinlarda ifodalardi va shu bilan o'zining ijtimoiy funksiyasini, vazifasini bajarar edi. Deylik, Erkin Vohidovning hozir tilga olganimiz o'zbegim g'azali, o'zbegim qasidasi millatda o'zlik tuyg'usini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan asar. Bu asar hayot tarzi bilan, tili bilan, psixologiyasi bilan tobora o'zining ildizidan uzoqlashib borayotgan o'zbekni to'xta va sen ham alohida bir odam ekansan, sen ham buyuk bir millat bo'lgan ekansan, seni ham qaytarilmaydigan bir katta tarixing bo'lgan ekan degan to'xtamga keltirdi. Va o'zbek o'zi haqida, o'zining tarixi haqida va shunchaki bu dunyoda faqat qorin g'amida g'imirlab yuradigan odamlar to'dasi emas, balki tarixni yaratib qo'ygan buyuk bir etnos ekanligini his qildirdi o'zbegim she'ri bilan. Buni endi hozirgi asarlar bilan mutlaqo solishtirib ham, hozirgi adabiyot bilan mutlaqo chog'ishtirib ham bo'lmaydi. Sababiki, u vaqtda o'zbegim she'ri o'zbekka o'zbekligini qaytarib bergan hodisalardan biri bo'ldi.
Özbekistan şehri hem şu 70-ci illerin başında, şu Özbekim'den ki bir 2-3 yıldan ki yaratılgan Özbekistan şehri hem, hudu şunu da funksiyonu başardı. Ve karayım ki, şairler var, öz yurdum bütün ağlam ara atagan tanha, ular şehri uç kop yurak kanatıda kumuş diyarı. Bir ülke var, dünyada bırak yazılmagan dostandır, var. Demek ki kanatıda kumuş diyarı, hemen gözetti. Yani ki, kumuş diyar bu, karlar ülkesi. Karlar ülkesi bizim nazarımızda Rusya. O Rus şairleri özünü yurtunu şunçalar yüksek kütardı. Özü var ya, o kumuş diyar o. Kar yine var falan. Aleyküm bu yurda, bir ülke var dünyada bırak, yazılmadan dostandır var. Ben kaysa birini yazaydı maktayım. Bana onun maktayı dediğin cahaya kumuş falan. Bu dostan şunday. Ve ay, bana, sizler hazır bunu böyle bu oturmayızlar. Şunçaki kafiye için kanatıda kumuş diyarı, yazılmadan dostandır varı. Fakat aciz kalemim benim, Özbekistan vatanım benim deyip geldiğim. O zaman da bu funksiyası bunu becerken işi şu kadar belan edi ki, karlar ülkesini maktab yürüp diyor. Ben her var, her bir tane arsası bir tane dostum buraya giden ülkemle maktab olmayıp ben. Yani armağan başımda kırışır. Bu yönde milletini uygatardı. Milletini, hani benim taze kucuda kalan arzımız neresi imesiyken ben. Benim zor yurtmin Varzal diyken ben, zor milletinin vakiliyken ben de fikir uygulatardı ki. Ama şimdi fikir uygulatış misiyası, funksiyonel muhteyi nazardan tekşirilse, şimdi bizde köprak, buraya da hani, sosyal tahlilden bir iş miydim? Köprak, kendi içtimai vazifeni becerdi diyken de, diyken muhteyi nazardan tekşirilse, funksiyonel yönelişte tekşiriliş buladı. Değilik, 78-ci yılda Aman Maccan'ın en son ki hazine degen şiiri basıldı. Şimdi şunda yazılgan ki bu bizim Özbek bilen Rusya'nın münasebetine şu nihayette ayağısız ve nihayette maharet bilen güzel kılıp ifadeler koygan deyip köp kızıktı. Kuhne tarih takriri kuh kızıktır. Bunda halklar takdiri. Kece kimdir? Haru haske yüze ten. Bugün onun son şükuratı kuhde değil. Kece kim ki Osman bilen bir nese bu se bugün yoktur. O hiç kimin yadında. Bora bora hemma şuna konuptu. Yani hemen bu bölge dönüptü dediler. İkide uruk varacağım, bir katta, bir küçük. Katta uruk katta da hiç toymaz değil. Küçük hem cömertlikini koymaz değil. Doğanın taşır, nanın taşır, pahtası, meyvesi, bir bölge taşır, taşır, taşır da ahırı da şunu da yıkılıp, ini kulge dönüptü, hemen şunu da kürüptü. Bunun şu okşumuz bularak biz derle özümüzü kulge dokuganımızla. Ara o katta uruk, bizim karımızla, narımızla, meyvemizle, gazımızla taşı etken ikenliğine şunu dakikini göz altımıza getirdi. Aleyküm bu kandı yıkılıp kızdı bu. Çünkü bu kadında bu ganiydi. Hazırıyım, az. Neydi be? Şu şehrin uzun devam etedi, devam etedi. Bu uruşka vardı. Katta uruğun üstüne yol bastırıp geldi. Küçük uruğunu çakırdı. Koşuna bize yoldan verdi. Bizden cömert var, bunu hıfayasla katlaştı, adamlar öldü. Anayende dedi, biz akı ukam olduk, sen ukam oldun dedi katta uruğun. Yine düşmandan halas oldun. Bu tasvir yine ketip oraya, kuttu şu aynada korsatken deyip. Bana bu, şunu tekşirse, şunu ayet olsun. Şimdi elbette o zaman da bunu sezerdi, bunu ayet olmasın. Sezmaktın özü, şu şehrin çıkanını özü bak dedi. Yani bu şehirler milletinin ruhunu şekillendirdi. Onun tarihke, özü de bugün münasebetini özgertirip vardı. Bu bir de katta funksiyonu bacak. Şu cihattan bu katta ahemiyetliğe ilgili.
Ana şu aspekte badii eser tahlil kılınsa bunun funksiyonel yönelişteki tahlil. Şimdi felsefi yönelişteki tahlil. İtibar kılgen bulsanız bizim şu vaktece bulan eserlerimizde badii eserlerimizin kahramanları asosan mihnet kıladigan, iş kıladigan adamlar idi. Keyingi vaqtda sekin-sekin bitta-bitta o'zbek adabiyotida ham o'y suradigan, dunyo haqida, o'zining hayotdagi o'rni haqida, men nega keldim dunyoga, nima qilyapman, o'ylarimni, mo'ljallarimning uddasidan chiqdimmi, o'ylarimni amalga oshira bildimmi deganga o'xshash o'y suradigan qahramonlar ham sekin-sekin paydo bo'layapti. Nazar Eshonqulning Qora kitob asari, Ulug'bek Hamdamning Isyon va itoat, muvozanat romani, Asad Dilmurodning Mezon burji qissasi, Luqmon Go'rxonning Jaziramadagi odamlar romani, Nazar Eshonqulning Farishta, Bahovuddinning iti, Go'rog'li yoki hayot suvi degan asarlarida o'y odami tasvirlana boshladi. Ular endi Ulug'bek Hamdamning ayniqsa yo'l romani bu singari asarlarida olamga faylasufning ko'zi bilan qarab, olamni faylasufning nigohi bilan izohlab faqat kun ko'rish uchun emas, balki hayotidan ma'no izlab hayot kechirayotgan millatdoshlarimizning obrazlari aks ettira boshlandi. Masalan, Isyon va itoat romanidagi Akbar obrazi, xo'p, isyon qilib haqiqatga yetish mumkinmi, osonmi? Itoat qilib haqiqatga yetib bo'ladimi? İsyonda qanday itoat bor, itoatda qanday isyon yotibdi zamirida. Shaxta o'ylagan, men nega shuni qildim? Uni o'rniga mana bunday qilsam bo'lmasmidi? Qilganim shariat nuqtai nazaridan, haqiqat nuqtai nazaridan, ilm nuqtai nazaridan to'g'rimi, to'g'ri emasmi deb o'y suradigan. Faqat shu ishimni qilib bitirsam bo'ldi deb emas, balki shu qilayotgan ishimning salmog'i, ma'nosi, mohiyati nimadan iborat deb falsafiy o'ylar suradigan qahramonlar paydo bo'ldi va tadqiqotchi aynan ana shunday odamlarning o'ylarining mohiyatini ochishga, shuning o'ylarining mag'zini yechishga, mag'zini chaqishga qaratilib ilmiy faoliyat ko'rsatsa, bu falsafiy yo'nalishdagi badiiy tahlil deymiz. Deylik, Ulug'bek Hamdamning yolg'izlik qissasining qahramoni boshidan oxirigacha faoliyat ko'rsatmaydi, u faqat o'y suradi. Va shu o'y surish haqida o'zi, atrofidagilar, o'tboshchisi, ishxonadagilar, shaxsiy hayoti, suyuklisi, o'zining hayotdagi o'rni, qilmishlarining to'g'ri noto'g'riligi haqida fikr yuritadi va biz ana shu aspektda bu qaysi yo'nalishda ketyapti, nimadan rozi, nimadan norozi va uning ana shu o'ylarining sabab zamirida nima yotibdi degan nuqtai nazardan tadqiq qilinsa, bu falsafiy yo'nalishdagi badiiy tahlil bo'ladi. Va badiiy asarlar psixologik yo'nalishda ham tekshiriladi. Deylik, o'rganilayotgan badiiy asardagi qahramonlarning xatti-harakati ularning ruhiyatiga, ularning fe'l-qo'yiga qanchalar mos keladi. Shu ishni
kançalar onun kırışı, kançalar doğru ya da kançalar doğru. Onun ruhiyeti şu nersenin kırışını takoza etmedi mi? Ya da yazıcı özü isteklerini için şu işini kıldırdı mı? Degen noktayı nazardan tekşirilse, bu psikolojik yönelişteki tahlil buladı. Eğer Tog'ay Murod'ning ot kishnagan oqshom qissasida Ziyodulla kel endi qo'shqigina kiyingan oddiy odam ko'rinishi boyaga ahvol magaz qimmatbaho magazinga kiradida ana bu baxmalning qancha turadi bir necha marta takrorlaydiki magazin do'kondor do'konchi unga qayrilib ham qaramaydi oxiri qaysi deganda ana shu baxmaring do'l va unga sening chog'ing kelmaydi buni ololmaysan deganday nopisand olib ko'rsatishni ham narxini aytishni ham istamaganda ol bu yoqqa bir metr yirtdi qancha bo'lsa ham va bir metr yirtdiradida shartta olib turib o'rtasini ikki bo'lib etigini yechib paydovasini otib yuboradida paydovoqini o'rib bu mana bu o'zbekning psixologiyasi go'yo uni mensimadi kiyimini ko'rib ahvolini ko'rib unda buncha pul bo'lishini hayoliga ham keltirmadi aslida u bechora ayoliga olib borish kerak edi buni lekin boyagini o'tirg'izib qo'yish uchun bu endi faqat o'zbek qila oladigan ish faqat Ziyodulla kalga o'xshagan chapani o'zbek qilishi mumkin bo'lgan ishki ana shu shuning ruhiyati mana shu jihatdan asosli ana shu uning qilgan hatti harakati kayfiyatiga ruhiy dunyosiga mosmi mos emasmi degan nuqtai nazardan tekshirilsa bu psixologik yo'nalishdagi tekshirish tahlil qilish bo'ladi va nihoyat lingvistik yo'nalishdagi tahlil qilishda badiiy asar til nuqtai nazardan o'rganiladi qanday so'zlar olib kirdi qanday so'zlar yasadi bilasiz ijodkor yo'l-yo'lakay juda ko'p so'zlar yasab ham ketadi va vaqt kelib bu so'zlar iste'molga kirib oddiy bir so'zlashuv so'zlashda ishlatiladigan faol qo'llanadigan bir so'zga aylanib ketishi ham hech gap emas va qanday sheva so'zlarni qo'lladi sheva so'zlarni to'g'ri qo'lladimi kimning nutqida qo'lladi personajning nutqida ishlatdimi sheva so'zlarini yo o'zining bayon tarzidami ba'zan yozuvchilar o'zi mansub bo'lgan shevada bilib bilmay o'zining sheva so'zlarini qo'llab yuboradiki bu fazilatmi yoki kamchilikmi illatmi degan nuqtai nazardan tekshirilsa bu lingvistik yo'nalishda badiiy tahlil qilish bo'ladi lekin bitta narsani aytib qo'yishim kerakki badiiy asar tahlil qilinayotganda deyarli hech qachon faqat bitta yo'nalishning o'zida tekshirilmaydi eng kamida bir ikkita uchta yo'nalish yonma yon kelaveradi shundagina badiiy asarning ilmiy hamda badiiy qimmati bir qadar sezilgan, oydinlashgan tarzda tahlil amalga oshirilgan bo'ladi.